Merhaba arkadaşlar. Ben Serhan Özmercan. Bu bölümümüzde çeşitli renkleri barındıran bir görselimiz var. Bu görselimiz üzerinde çeşitli komutlar uygulayarak renk üzerindeki değişimlerini damlalık aracıyla tespit edeceğiz. Öncelikle bakın burada ayırdığım belirli katmanlar var. Bu katmanlar üzerinden ilk ikisiyle başlayalım. Bakın. Bir önceki bölümümüzde öğrendiğimiz görüntü sekmesinden otomatik tonlamayı en soldaki resme uyguladım. Bakın farkı CTRL alt Z ile geriye alıp bakın görebiliyorsunuz. Bakın farkı evet fark edebiliyoruz. Ufak bir değişim var. Hemen ikinci katmanımıza geçelim. Buna da otomatik renk uygulayacağız. Bakın burada da farkı yine fark edebilirsiniz. Ufak bir değişim var. Bakın buralardaki değişimler. Şimdi damlalık aracımızı alalım. Bakın değiştirmeden önce buradaki değerlerime bakıyorum. Üzümün rengi 63 40 83. Ama değiştirdikten sonra bakın bakın değerler değişiyor. Aynı yere tıklıyorum. Değerler değişti. Buradan değerlerimizi okuyup ona göre hareket edebiliriz. Bakın bunlar çeşitli örnekleri. Diğer bir örnek olarak. Bakın şimdi bir de renk dengesi katmanı oluşturacağız. Bu katmanın bize faydası parlaklık katmanında da olduğu gibi katman halinde çalışacağız. Ve istediğimiz zaman kapatıp eski görselimizi kullanabileceğiz. Ama burada oto renk ve ton da fark ettiğiniz üzere aynı katman üzerine uyguladığımız için kapatıp açma gibi bir şansımız yok. Renk dengesi katmanımızı bakın buradan renk dengesi diyerek bakın katmanımızı oluşturduk burada. Renk dengesi katmanımız bakın ton, orta tonlar yazıyor. Buradan gölgeler, açık tonlar ve orta tonlar. Bir önceki bölümümüzde öğrendiğimiz siyah yerler, gölgeler, orta tonlar ve beyaz bölgeler açık tonlar olarak öğrenmiştik. Bu tonların şimdi buradan renklerini değiştirebileceğiz. Peki bu katman Nereye etki edecek? Bakın bunun altındaki katmanlara etki edecek. Asla bu katman üstündeki katmanlara etki etmez. Hemen o katmanlara gidelim. Bakın bu iki katman. Şimdi bunlar üzerinde çalışacağız. Uzaklığımızı ayarlayalım. Evet. Şimdi bu iki katman, bu iki görsel üzerinde çalışacağız. Renk dengesi ve filtre katmanlarımız üzerinde çalışacağız. Bakın ben buradan kırmızı değerini arttırdığımda bakın gözde görülür bir şekilde kırmızı da artış oluyor. Aynı şekilde bunu shift yukarı ve shift aşağı ile onar onar azaltıp çoğaltabilirim. Bakın kırmızıya doğru bir gidiş, siyana doğru bir gidiş var. Aynı şekilde diğer bölgelerden de uygulayabilirim. Diyelim böyle bir şey yaptım. Hemen açık onlara gelip beyaz yerleri ayarlayabilirim. Bakın açık tonda olan bu bölgeleri bakın daha da kırmızılaşıyor. Veya magenta kullanalım. Bakın magenta rengine açık bölgeler yanaşıyor. Peki ben gölgeler yani karanlık bölgeler bakın biraz daha üzümün şu bölgelerinde görebilirsiniz. Bakın sarıyı arttırırsam bakın çok net bir değişimi o bölgelerde görebilirsiniz. Bakın özellikle şuralarda. Bakın mavideki artış ve sarıdaki artış. Bu ayarlamalarımızı da buradan yapabiliriz. Diyelim ayarlamamızı yaptık, kapattık. Ve artık bir renk dengesi katmanımız var. Ben bu katmanı kapattığımda bakın eski haline döndü. Tekrar açtığımda yaptığım ayarlara geri dönmüş oldum. Evet, gördüğünüz üzere Bakın, ototonla yaptığım ayarlama, oto renkle yaptığım ayarlama ve renk dengesiyle bu iki katmana uyguladığım ayarlamalar burada bu şekilde etki etmektedir. Bu dersimiz bu kadar.